telefon duyuyor mu? İnşallah yani diplomamızı ondan alırız inşallah. Şimdi bu kadar. Verilen ödevleri bir dahaki geldiğimde yaparsınız. Tekrar konuları tekrarlarız. Bu okuma, yazma. Güzel. Yazma. Seferberli için size çok teşekkür ederim. Eşi Emine. Kendinizi okumak isteyen gönüllü. Ben seçmeyeyim, siz kendiniz cesaretlenin biraz bakalım. Hadi bakalım. Birinci cümleyi okudu. İkinci cümleyi de senden bekliyoruz bakalım. İlçe. Evet. Mis. Güzel. İlçemiz bir. Hayır. Bile. Evet. Cik. Evet. Kes. Tel. Evet. İznik. Güzel. Sonra heceleri birleştiririz. Evet. Yeni şehir. Yeni şehir. Yeni şehir. Evet, güzel. Devam et. Bursa'ya. Güzel. Bursa'ya. Evet. Bağlıdır. Hayır, bağlı. Bunu okuyacağım. Sonra sizden de okumanızı rica edeceğim. Yeni şehir Bursa'ya bağlı bir ilçedir. İlçemiz Bilecik, Kestel. Sonra heceleri birleştireceğiz. Kelime kelime okuyacağız. Sonra da inşallah hızlı bir şekilde okumaya devam edeceğiz. Şimdi bulunduğumuz bölgeyi tanıma. Yenişehir'imiz etrafında hangi ilçeler var? Bizler sizlerin yanınızdayız. Ben ne gibi bir taleplerimiz olursa onu da yerine getirme anlamında size yardımcı olacağımızı ifade ediyorum. Ve bugünlük alanda ülkemizin her tarafında bu tür projenin gerçekten neticesinden hocamı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah başkanım. Bundan sonra arzu etmiş olduğumuz daha hepinizden Allah razı olsun. Selam. Bugün gerçekten bize farklı bir gün yaşattınız. Bu tür bir etkinliğin gerçekten ülke nezdinde hayata geçiyor olmasının bir işaretini verdiniz. İnşallah sizin bu gayretiniz ülke genelinde gayret eden tüm insanlarımıza farklı bir etki yapacaktır. Buradan Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de inşallah ziyadesiyle memnun olmuştur. Diplomamızı Emine Hanım'ın elinden almak istiyoruz. Siz müsait değilseniz çağırın biz gelelim. Emine Hanım ve Cumhurbaşkanımızı köyümüze bekliyoruz. Çiçek Yüzü mahallemizde bu öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bizim yapmış olduğumuz katkılar netice aldı ve bugün burada yaş ortalaması takribi 60 civarında olan, 45 yaşından tutun da 75 yaşına kadar olan bütün insanlarımızın gerçekten okuma yazmayı öğrenmelerinin kendi üzerlerindeki etkilerini görmem birebir, bunlara şahit olmam gerçekleşti. İnanın sevinçlerini gözlerindeki parıltıdan görmemiz mümkün. Tabii ki şu ana kadar hiçbir şekilde okuma yazma anlamında bir şeyi bilmeyen insanlarımızın bir anda adlarını soyadlarını yazabilmeleri, torunlarına ve yakınlarına telefon ederek onları kendi yanlarında hissetmeleri, binmiş oldukları belediye otobüsünün hangi güzergaha gidecek olduğunu okuyabilmeleri, onlara vermiş olduğu özgüven gerçekten çok farklı. Evet, böyle bir kadim milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Mart ayı itibariyle bu seferberlik Yenişehir ilçemizin Çiçeközü mahallesinde de semeresini gösterdi. Ben buradan ilçe halkım adına ve Çiçeközlüler adına ve 12 adet bu öğrencilerimiz adına kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii ki bu olay bugün Çiçeközü mahallemizde bu duruma geldi. İnşallah 61 mahallemizin iç bünyesinde de ihtiyaç hissedildiği an bu projemizin desteklenmesi yerelde bizler için bir görev.
Ama şu bir gerçek, böyle bir projenin hayata geçirilmesi gerçekten önemliymiş. Böyle bir projeyi hayata geçirme anlamında adım atmış olan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyi de ilçem adına hem şükranlarımızı arz ediyoruz hem de kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Kursumuzda şu an 12 öğrencimiz var. Yaş aralıkları 45 ile 75 arasında değişmekte. Ve 12 öğrencimiz de sağ olsunlar üstün gayretleri sayesinde okuma yazmayı öğrendiler. Öğrenmiş oldukları okuma yazma sayesinde de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye mektuplarını ilettiler. Onlar da sağ olsunlar dönüşlerini bize yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Önümüzdeki günlerde diploma törenimiz olacak. Bu diploma törenimize de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiyi müsait olurlarsa davet ediyoruz. Çünkü kursiyerlerimiz de kendisini çok seviyorlar. Burada görmek istiyorlar. Eğer gelemezlerse bizi çağırsınlar. Biz istediği her yere gelmeye hazırız dediklerini söylüyorlar. Kendilerini de çok sevdiklerini ifade ediyorlar. En kısa zamanda da inşallah kendileriyle de görüşmek istiyoruz. Ayşe Sert. Ayşe abla kaç yaşındasınız? 64. Emine Hanım'a mektup yazdın. Neler yazdınız, hatırlıyorsunuz mu? Hatırlayamayacağım. Yazdık işte Emine Hanım, nasılsın, iyi misin? Emine Hanım'ı görmek istiyor musunuz? İstiyoruz. Habibe üzülmüş. Habibe teyze kaç yaşındasınız? 75. Okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektubu Emine Hanım'a yazdınız. Neler yazdınız, hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlayamayacağım şimdi ne yazdığımı. Emine Hanım'ı görmek istiyor musunuz? Emine Hanım'ı görmek istiyoruz şu anda. Allah razı olsun, geldik bir şeyler öğrenmeye uğraştık bu yaştan sonra. Ne hissettim? Telefon açmayı bilmiyordum. Takvim kağıtlarını okumayı bilmiyordum. Adımı soyadımı bilmiyordum. İmza atmayı bilmiyordum. Allah razı olsun Sinan Hoca'nın sayesinde hepsini öğrendik. Emine Erdoğan'ın sayesinde. Şimdi hepsini öğrendim, Allah razı olsun. Hiç 68 yaşından sonra nüfus kağıdında ilk imzamı kendi elimle attım onun sayesinde. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Emine Hanım'ı burada görmek istiyoruz. O buraya gelmezse o bizi davet etsin, biz oraya gelelim.